Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de bu bir kolektif açılımı. Uyana alınız. Uymayanı evrene göndereniz niyetleriyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gerçek var ki birbirimizden bağımsız sıkıntılarımız tabii ki de hepimizi sınıyor. Hepimizin zorlandığı noktalar var. O yüzden güzel gönlünüzün cevaplarını aldığımız hayırlı, doğru rehberlik eden bir fal açılım olsun. Haydi bakalım neyse halimiz o çıksın falımızda. Bakar mısınız? Yüzler, 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 yüzler. Belirsizlik, 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 belirsizlik. İki kişinin karşılıklı. Bak şimdi. Karşınızda bir insan var. Şimdi mücadele etmeye çalıştığınız kişiniz kiminizse o olsun bu. Patron mu şu an? Neye niyetle dinliyorsunuz bugün? Ev alabilecek miyim? Eşimle aram düzelebilecek mi? İşte iş yerindeki işi olacak mı? Bunun adı neyse. Tam olarak o kişiden bahsediyor. Diyor ki senin karşında bir insan var. Fakat bu insanın bakış açısı ve yönü çok geçmiş odaklı. Yani sen karınla barışmaya çalışıyorsun. İyi ama geçmiştekileri unutmamış. Sen patronunla bir şirkette çalışıyorsun. İyi ama o daha değil bir işte bilgisayar programına geçsin. O bakkalda elle yazıyor daha yani. O format atmamış kendisine. Hani hepimizin elinde teknolojik olarak telefonlarımız, akıllı telefonlarımız olduğu bugün ulaşabildiğiniz mecralar varken yani demek istediğim herkes sosyal medya konusunda neler neler varken bu insan yok diyor ben diyor yazacağım ya kara tahtaya yazacağım ben yani gibi düşünebilirsiniz. Karşınızdaki insan takıntılı. Sizin de çok inatçı olduğunuzu söylüyor burası. Burada ne görüyorum biliyor musunuz? İki tane inatçı insanın birbirlerini şey de diyorlar ya, toksik ilişki. Yani hem onsuz yapamıyorsun, hem onunla olmak seni müthiş derecede kendini suçlu hissetmeni sağlıyor. Kendini suçluyorsun. İyi ama karşı taraf da sana bunu hissettiriyor. Niye çıkmıyorsun? Niye önlem almıyorsun? Ama onun sana yardıma o ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun. Ve o da aynı şekilde sana yardım etmeye çabalıyor. O da diyor ki ya ben olmazsam o olmaz. Ben olmazsam o olmaz. Ben olmazsam o olmaz. Sen zarar veriyorsun ona. Ama o da sana zarar veriyor zaten. Böyle ne yardan ne serden durumları var yani. Şimdi sizin de yalnız bu konuda fazlaca takıntı ettiğinizi söyleyebilirim. Güç dersek bunun adına gerek parasal güçtür bu. Gerek yaşça büyüksünüzdür ya da fikir hocalığı yapıyorsunuzdur. Yani aslında zeka olarak onu yönlendiren beyin sizsinizdir. Ama çok net söylüyorum arkadaşlar aşırı inatçısınız. Yani böyle bu inatla falınızdan aldım ve bu detayları özellikle şu şekillerden verdim. Neden? Bak şimdi belirsiz 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 gel bir konuşalım. Hesaplaşma 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 2-3 kişi konuşuyor burada. S harfi gibi zaten ama burada kalp kırgınlığı var. Şimdi burada 1-2 kişi 3 kişi toplanmış. S harfindeki bir insan aracı bile olabilir. Beklediğiniz haberler var. Komple aşağısı şey. Haksızlığa uğruyorum, haksızlığa uğruyorum. Suçluyum ben, suçlu o. Hayır o suçlu, ben suçlu. Yani aslında orada bariz değişmeyen bir durum var. Anlatabildim mi? Az önce bahsettiğim o şekilden aldığım enerji. Bak hiç bu tarafa daha bakmamıştım bile. Net böyle çıktı yani net. Diyor ki şimdi bir de etrafınızda bolca da ikiyüzlüler de var. Yani aslında bu ikili ilişkide iş ortamınızda olabileceği gibi yani çok net ikiyüzlü insanlarınızın, çok net arkanızdan konuşanlarınızın ya da doğru bilgi vermeyenler var. Yani ben buradaki insanları böyle sinsi gülüşlerle görüyorum. Hatta böyle birbirlerinin arkalarından bakıp birbirlerinin arkalarına saklanmışlar. Gizli düşmanlık mı? Tabii olur. Peki şey mi bunun adı?
ne diyelim ona? Belki de yani cesaretleri yok. Hani şey diyecekler, sorsalar, aa ben yapmadım, o baktı. Hadi canım, sen de onun arkasındaydın işte. Hani anlatabildim mi buradaki aldığım enerjiyi? Hani böyle öyle güçsüzler, öyle şeyler ki birbirlerine top atacaklar çünkü orada. Asıl oradaki mesaj o yani. Cesaret edememe durumu aslında o arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi beklediğiniz haberleri bu hafta peş peşe alırsınız ama aynı karışıklık devam eder. Çok üzülerek söylüyorum. Bak burada gözlüğü kapatmış bir insan var. Faldaki enerji değişmiş mi arkadaşlar? Sizce? Sizce değişik bir enerji alıyor musunuz şuraya kadar ta ki? Bu Eylül sonu diyor işte. Sen yaklaşık şu insanla olan geçmişten getirdiğin mücadeleni öyle birbirinize olumsuz etkiler olmuşsunuz. Beklenenler, konuşulanlar boş, havada ilerlemiyor. Tek bir niyete, hadi canım tek bir niyet mi? Yani senin hayatındaki bu ara hiç mutlu değilim. İşe niyetlendim, iş olmadı, eve niyetlendim, ev olmadı, aşk desen aşk yok, çocukla aram kötü, ailemle şuyum var, işimle buyum var. Senin bu dönemin iyi değil. Yani çok net söylüyorum. O kadar çok fazla umutla, o kadar çok pozitif bir enerjiyle fala bakmak isteyen ben, bu faldan size çok hayırlı şeyler söyler miyim? Yenilenmeniz gerektiğini söylerim. Bu kadar inatçı olduğunuz konu değer mi diye bakmak lazım. Onu söyleyebilirim. Bir de karşınızdaki insan da tepkisizlik var. Yani sen ne yaparsan yap, o insan aslında şey yapacak. Yine bildiğini yapacak aslında. O yüzden arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Oy 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 oy. Şuraya kadar biraz sıkmanız lazım. Ekim başına kadar. Yine bu sefer daha sakin konuştuğunuzu görüyorum. Kafanızda özellikle böyle bir insanla alakalı bir şeyler söylüyorsunuz. Yüzleşmek ise bunun adı, evet. Karşı karşıya bakmak da olabilir. İşte bir şekilde ortak yolu bulmaya çabalamak da olabilir. Hani bunun adına ne diyecekseniz artık arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Hani mücadeleniz ne ise yani. Netice itibariyle burada şey hali var. Daha sakin. Aradaki insanın olması çok daha hayırlı. Yani bir arkadaşınız size belki tam olarak ilgili kişiyle alakalı bir şey söyleyecek. Buluşabilirsiniz. Yani görüşmüyorsanız, mesafeniz varsa karşılıklı yüz yüze olacağınız bir ortammış gibi görünüyor. Aranızda şehir, uzak mesafeler varsa da yüz yüze geleceksiniz arkadaşlar, öyle diyeyim size. Yani o yüzden Ekim'in onuna kadarki süreçte bir arkadaşınız, ilgili şahısla sizi konuşturur. Daha o içiniz soğumuş. Yani en azından soğumuş. Şimdi oradaki gözler, saçma sapan gözler devam edecek söyleyeyim. Yani siz orada iyi bir ikilisiniz olarak görünüyor ama aşırı dua eder görüntüleriniz var. Aslında karşıdan erkekten gelen bir teklif daha çok, birlikte konuşma taraftarı ve sakin olduğunuz taraftar. Yani aracı da erkek olabilir. Belki de oğlunuzdur zaten. Ya da işte ne bileyim vesaire vesaire, ama bir ortam olayı, insanların yine işte az önce bahsettiğim gibi birbirlerinin arkalarından izlediği çok merak konusu. Yakın çevreniz hakim bu olayı anladığım kadarıyla. Ya da sizin zaten aylardır hadi inşallah, olsa inşallah, ne yapacağız inşallah gibi dile aldığınızdan dolayı biraz mantıkla duyguyu dengelemeniz gerektiğinden bahsediyor. Haksızlık diz boyu zaten, etrafınızdaki insanlara da çok güvenmeyin derim. O yüzden arkadaşlar şöyle bir Ekim ayındaki konuşma çok net anahtar açıyor. Yani dolayısıyla sizin sorununuzu bir kişi aracı olacak. O aracı olduğundan sonra arkadaşlar şey vereceksiniz, karar vereceksiniz. Şans verin derim. Yüreğinizin sıkıntılı olduğunu söylüyor. A harfli insana bir küslüğünüz söz konusu. Şimdi gelecek tarafına baktığım zaman sanki bir kuleye şey gibi düşünün. Şu saçı uzun olan kahramanımız var ya, masal kahramanımız, saçını öyle bırakıyor. İsim söylemek bir şey sıkıntı yaratır mı bilemiyorum ama işte söylemeyeceğim. Tarif etmeye çalışınca anlayacaksınızdır diye. Uzun saçlarını indiriyor, böyle kuleden salıyor.
O misal bir kuledesiniz. Evlilik tarafınızla alakalı direkt ilk giriş yapmak istedim. Bir kuledesiniz arkadaşlar. Bunun anlamı şu açıkçası. Şimdi burada bu insan şu sıkıntılı döngüyü açtıktan sonra onun da karşısında bir çocuk var, senin de yanında bir çocuk var. Sen zirvedesin, o insan çocuğuyla beraber yanına gelmeye çalışıyor. Yani iki çocuklu bir aile olduğunuzu düşünürsek, burada çift olduğunuzu düşünürsek arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Her şeyden önce burada şey hali var. Yani diyorsunuz ki, kadın diyor bunu bu arada. Kadının yukarıda, erkeğin aşağıda kaldığını, her iki kişinin de yanlarında küçük çocukmuş gibi fikirleri de olabilir elbette ki. Ama eğer çocuğunuzsa herkesin hani bir tarafı varmış gibi. Yani bir işte çok fikstir, klasiktir söyleyeceğim, örnek olsun sadece. Tam tersi de olabiliyor çünkü. İşte kız çocukları babacı olur. Erkek çocukları da anneci olur. Herkes kendi tarafını seçmiş almış. İki karı koca karşılıklı bir karar verilecek. Ama kadın öyle bir artık zirvede ki, işte bu kulede. Erkek de diyor ki sen haklısın, haklı çıktın. Hadi beni kabul et. Yani ister çocuklarla alakalı bir konuda erkek kendini, evet üzülerek söylüyorum sevgili erkek dinleyenlerim. Yani burada erkeğin kabul ettiğini ve erkeğin hata ettiğini kabul ettiğini daha çok aslında göstermiş burası. Yüreğinizdeki sıkıntılı kısım tamamen gerçekten felak nas inşirah mı okusanız arkadaşlar, bu kadarı da fazla diyeceğim, görseller var çünkü orada. Şöyle bir şey var. Taraf olmuşsunuz Eylül ayından sonra. Kimse kimseye zarar verir mi? Öncelikle onu söyleyeyim. Çok zarar verirsiniz diyemem ama sanki siz artık bazı kişilerle bir mesafe koymanız gerekiyormuş gibi çıkmış. Taraf çıkmış ve anlaşmadan ziyade daha çok birbirlerine karşılıklı bakan insanlar olarak veriyor. Kariyer evinizdeki şurayı net yaklaştıracağım da göstereceğim ya bak. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bir S harfi yaklaştırınca siz benim gördüğüm görünmüyor orada ya. Şimdi burada siz şöyle yapalım. Biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Şöyle yaparsak bir arabanın içinde sanki 3 kişi 4 kişi hatta var. Bak 1 2 3 4. Senin hayatında, kariyer evinde boş geçen laf lakırtısından sonra bir insanın desteğiyle bir fikir. Ama sonra sen karşındaki insanı gördün mü? Minnacık hale getirmişsin ve önün ne kadar açık. Yani sen burada iki ayrım yapacağını, dedikodu ve sıkıntılı süreçlerin üstesinden geleceğini, tıkanıklık sonrasında çiftlerin birbirlerini anlıyor olabileceğinden, daha doğrusu erkeğin özellikle bir şey hali varmış gibi. Hadi baştan baş bir teklif alırsınız. Hayatınızda kimse yoksa bir teklif alırsınız arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Netice itibariyle sevdim enerjisini, bu ilk baştan beri inat ettiğiniz kişi, toksik olduğunuz ilişkiyle alakalı kurtuluş sonrasında anladığım kadarıyla daha hayatınızdaki sıkan insanları ekart etmeye çabalayacak, taraflarınızı belirleyeceksiniz. Kariyer evinizle ilgili müthiş ilerlemeniz var. Aşk eviyle ilgili de bir teslim oluyor. Şimdi dilekleriniz dileğiniz, ben bir kart seçmek istiyorum bakalım. Ne diyecek? Bak şimdi. Tanıyor olduğun, bildiğin bir insandan sana gelecek olan bir teklif söz konusu. Şimdi bir aracı olacak dedik. Burada bir konuşmalar var dedik. Burada bir aracılık var. Evet. Sen bu aracıyı da tanıyorsun. Özür dilemeye çalışanı da tanıyorsun. Sana gelmeye çalışanı da tanıyorsun. Tanışıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden benim anladığım şu. Siz burada aslında teklif bekliyorsunuz. O teklif gelir. Kariyer evinizi müthiş açıyor. Evinizle yüreğinizin ortasındaki ayrışmayı da dengeleyeceksiniz diyor. Yani sen aslında sağ ve sol olmak üzere bir şekilde taraf var artık diyor. Sen de bu durumu dengelemişsin diyor. Eşten gelen, evlilikle alakalı olan kısma baktığımda da diyor ki senin hayatında bir anlaşmaya çabalamak, senin daha rahat olduğu, kadının daha konforlu olduğu, erkeğin ise hadi tamam gel barışalım dermiş gibi geldiğini söylüyor açıkçası burası bana.
Sadece görebildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce yapıyorum bunu da. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Her zaman olduğu gibi şunu söylemek isterim. İlahi adalete teslim edin. Canınızı yakan kişilerin size yaptıklarının bedelini sizin onlara beddua etmeniz ödetmeyecek. Yani istediğiniz kadar beddua ederseniz edin. Onlar hadi hemen tez vakitte bu cezayı gibi öyle bir şey olmuyor. Yani demem o ki arkadaşlar, sizler ilahi adaleti teslim ediniz. Er geç tecelli edecek bir sistem var, işliyor. Sen sadece beddua ederek ağzını negatif alıştırmış olursun ki sana bir fayda sağlamaz. Netice itibariyle burada yapman gereken şey şu. Hep söylüyorum. Başta sağlık ya. Şu an düşündüm de böyle sağlığımız yerinde olmazsa şu dert edindiklerimizin hiçbirinin ehemmiyeti kalmıyor. O yüzden arkadaşlar ilahi adalet teslim edin. Umutsuz olmayın. O kapılar açılacak. Ya sabır vardır almamız gereken bir de ders. O yüzden geçecek. Buna inancınız tam olsun. Neler atlatmadık ki bu da geçecek. Yeter ki sağlığın yerinde olsun diyorum. Bir sonraki açılıma kadar tabii ki de en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.